Merhaba gençler. 7. üniteden hepinize merhaba. Buraya kadar gelebildiyseniz bayağı yol kat etmişiz demektir sizinle. Artık küresel bağlantılar yani 7. ünitemizle 5. sınıf sosyal bilgiler konularına son vereceğiz. Bunun için hemen ünitemize başlayalım. Ticaret dediğimiz şey çok önemli bir konu. Ülkelerin birbiriyle bir şeyler alıp vermesi olabilir. Ülke içerisinde bir şeyler alınıp verilmesi olabilir. Bunların hepsi ticaret dediğimiz konu. Şimdi ticaret nasıl yapılıyor? Birinden bir şey alırsınız, para verirsiniz ya da birine bir şey satarsınız, para alırsınız. Bu şekilde ticaret yapabiliriz. Yani elinizde olan şey, sizde olan şey başkasında olmayabilir, başkasında olan şey sizde olmayabilir. Ya da sizde olan şeye daha fazla ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu yüzden al-sat olayına biz ticaret adını veriyoruz. Eğer ticareti ülke içerisinde yaparsanız, yani mesela İstanbul'dan bir şey alıyorsunuz ama Ankara'da yaşıyorsunuz. Bu iç ticarettir. Bir de dış ticaret vardır. Başka ülkeden, mesela Almanya'dan ya da Almanya'dan bir şey almak ya da Almanya'nın sizden bir şey alması, bizden yani Türkiye'den bir şey alması. Dış ticareti biz ikiye ayırıyoruz. İthalat ve ihracat olarak. Şimdi eğer bizim ülkemizden birileri gelip bir şey alırsa buna ihracat adını veriyoruz. Yani Almanya geldi dedi ki ya sizde çok güzel incirler varmış. Sizde çok güzel oltu taşları varmış. Ben bunlardan istiyorum dedi. Biz de bunları sattık. O zaman bu ihracat olur. Bir de ithalat vardır. Ama buna sonra geçelim. İlk önce bizim ihracat mallarımız nelermiş? Yani Almanya'nın, İngiltere'nin, Çin'in bizden istediği şeyler ne olabilir? Başlıca ihracat malzememiz bor. Bor bir maden. Bizim ülkemizde çok fazla maden çeşidi var ve bor bunlardan en fazla olanı. Dünyadaki bor rezervinin %70'inden fazlasına sahibiz. Ve ileride bor çok önemli bir kaynak olacak. Araba yakıtlarında, işte enerjilerde, her şeyde bor kullanacağı iddia ediliyor. Bu yüzden bor bizim en önemli ihraç ürünü. İncir, dünyada incir ihraç eden birinci ülkeyiz. En fazla incir ihracı bizde. Fındık. Özellikle Karadeniz bölgesinde yetişen fındıklar birçok ülke tarafından alınıyor. Beyaz eşya konusunda çok ilerideyiz. Beyaz eşya ve beyaz eşya parçası. Tekstil ürünleri, bunlar havlular olabilir, giyim olabilir, birçok şey ülkemizde yapılıyor. Porselen ürünleri, özellikle Kütahya bölgesinde yapılan porselenler, bunlar çok önemli. Dış ticaret dediğimiz şey ise dışarıdan aldığımız ürünler, yani bizim ülkemizde olmayacak ya da bizim ülkemizde olanlar bize yetmeyecek ve biz dışarıdan alacağız bunları. Buna da ithalat adını veriyoruz. Mesela burada örnek vermiş, Rusya'dan doğalgaz almamız gibi. Bakalım ithal ettiğimiz ürünler nelermiş? İlaç, çok fazla ilaç dışarıdan alıyoruz, başka ülkelerden. Petrol, bizim ülkemizde petrol sadece Batman'dan çıkarılıyor. Bu yüzden diğer ülkelerden petrol alıyoruz. Otomobil, henüz kendi yerli otomobilimizi üretemediğimiz için otomobili de dışarıdan alıyoruz. Doğalgaz, Edirne Kırklareli civarında biraz doğalgazımız vardı ama şu an bize yeterli seviyede değil. O yüzden Rusya'dan doğalgaz alıyoruz ama Karadeniz yakınlarında doğalgaz bulduk. Artık bunu işlemeye başlayınca belki olaylar bir nebze de olsa değişebilir. Tropikal meyveler, mango, ananas, ejder meyvesi gibi meyveleri ya da muzu, kiviyi dışarıdan alabiliyoruz. Ama muz ve kiviyi özellikle ya da turunçgilleri ülkemizde de yetiştiriyoruz. Ama bazı tropikal meyveler ülkemizde hiç yetişmiyor. Elektronik cihazlar, telefon gibi bunları da dışarıdan alıyoruz. Ama bizim ülkemiz her zaman ama her zaman dışarıya mal satmalıdır. Yani ihracatı ithalattan fazla olmalıdır ki ülkemiz para kazanabilsin, kalkınabilsin. Şimdi birazcık örnekler bakalım sizinle.
Denizli'de tekstil fabrikaları varmış mesela. Buralarda havlu, elbise, bornoz gibi şeyler yapılıyor. Ve bunlar diğer ülkelere satılıyor. Yani ihraç ettiğimiz önemli ürünlerden bir tanesi. Denizli'de Honoz bölgesinde özellikle kiraz çok fazla yetiştiriliyor. Ve bunlar itinalı bir şekilde diziliyor, paketleniyor ve diğer ülkelere satılıyor. Yine çok önemli bir ihracat ürünümüz. İncir, Aydın'da özellikle kurusu da yaşı da çok önemli bir yer kaplıyor. Özellikle kuru satmak daha mantıklı çünkü incir çok hemen bozulabilen, hemen böyle dağılabilen bir meyve. O yüzden kurutursak yani daha uzun ömürlü oluyor ve böyle de diğer ülkelere gitmesi daha da kolaylaşabiliyor. Bunun dışında Isparta'da gül çok fazla yetiştiriliyor. Gül suyu, gül kremi, gül içeceği bile yapılıyor. Gül reçeli. Böylelikle yurt dışına satılıyor. Ham halde de satılıyor gül yurt dışına. Önemli. Karadeniz yaylalarında birçok ürün var. Mesela balları çok meşhur ve aynı zamanda da yoğun bir şekilde turist çekiyor. O yüzden buralarda önemli, ülkemizi kalkındıran yerlerden bir tanesi. Evet gençler, ithalat ihracat konusunda bitirdik. İthalat neymiş? Dışarıdan ürün almak. Yani ithal muz. İthal muzdan hatırlayalım bunu, tamam mı? İthal muzsa biz dışarıdan muz almışız demektir. İhracat yaptıysak biz ülkemizden dışarıya bir şey satmışız demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler gençler. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.